Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuş getirişimiz. Kıymetli dostlar, ekranımızı bulsun. Xitay atalmış medeniyet arqılıq ozuqlandırış siyasetine köplep təkidlemekte. Xitayning Sharqiy Turkistondagi bosh amaldori Mashinguri atalmish Xinjiang san'at markaziga tashrifga borganda madaniyat orqali oziqlantirish degan nomda pardozlab kelayotgan assimilatsiya siyosatini qayta ta'kidladi. Xitay tashviqot organi Tangrita to'rining 21 iyundagi xabarida bildirilishicha Atalmış Uyghur Abnum Rayoluk Partiya Komitetinin sekretari Mashinguri Atalmış Xinjiang Sanat Merkezine təşürüş jarayanida Şarqiy Türkistan vaziyetinin tıxımı çıngıtıldığalıqıdın. Şunlaqla Şarqiy Türkistan xalqını Xitaylaştırışını nişan kılgan İslam itqadi ve milli kimlikidin vazgeçişke mecburlaş siyasetinin bişaret bergen. O sözde Xinjiang'ın medeniyet arqılıq uzaqlandırış kuruluşunu çoğunqır yolga koyuş, sosyalistik Xinjiang kurup çıkış üçün küşünü mücessemleş, Jonghua medeniyetini gevdilendirilen medeniyet senet eserleri ve faaliyetlerini köplep oturuğa çıkış kerek de bildirilip, davamlaştırılan terör siyasetine kayta tekitligen. Haberde melum bulukça, Xitay rejimi yine atalmış sosyalistik Xinjiang kurup çıkış ve Jonghua milletinin obrazıga ige bir türküm noktalı kuruluş ve türlerini planlap kurup çıkış, Jonghua milleti ortak gevdesi enine müstehkemleş hizmetini emelileştiriş digendek irqi kırgınçılık cinayetine alakadar ibarelerine kayta tekitligen. Xitay işgaliye tarixidan başlap Şarqiy Türkistan xalqını her xil bahaneler bilen bastırıp yoqutışqa urunup kelgen bulup, yakınki mezgillerde Şarqiy Türkistan'ın medeniyetini ve tarixini burmulap xalqının minisini yuyuş, itqadidin vazgeçişke mecburlaş, sistemilik ve umumyüzlük halda terör siyaseti icra kılmaqta. Küzetkücüler Xitay'nın Şarqiy Türkistan'daki irqi kırgınçılık cinayeti sebeplik xalqara cemiyetinin ayıplişi ve cezalışığa uçurgan bolsumu, bırak icra kılvatkan cinayetlerini izcil davamlaştırıp kılvatkallıkını ve öz cinayetlerini inkar kılvatkallıkını, Şarqiy Türkistan xalqiga Xitay medeniyetini mecburi tanış bilen birge, türlük teşvikat ve planlık urunuşlarını tıxımı küçep icra kılvatkallıkını bildirişmekte. Advokatlar xalqaralıq sotuna Xitayning jinoyatlarini tekshirishga chaqirdi. Xalqaralıq advokatlar Xitayning jinoyatlari haqidagi yangi dalil isbotlarini qayta o'tirg'a qo'yib, xalqaralıq jinoiy ishlar sot mahkamasidan Xitayning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarga ziyonkashlik qilish qilmishini tekshirishni talab qildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, bir turkum xalqaralıq advokatlar 20 iyun aloqadar taftish amaldorlariga Xitayning Sharqiy Turkistondagi jinoyatlarini isbotlaydigan yangi isbot hujjatini sunğan. Hamda xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitayning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarga ijro qilayotgan ig'ir jinoyatlarga qarata dilo turg'izishga chaqirgan. Birleşme haber agentliğinin haber qilishicha, advokatlar oturğa qo'ygan yangi dalil isbotlar xalqaro jinoiy ishlar sudining Xitayning Uyg'urlarga qaratgan keng ko'lamli kishilik huquq dafsanchiligini tekshirish uchun ko'rsatgan eng yangi tirishchanligi ekan. Yangi isbot bo'lsa, 2018 yili Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlaridan qichib chiqqan bir shahidning guvohligini o'z ichiga oladi ekan. Shahidning guvohlik so'zida u va jazo lagerdagi boshqa kishilar duch kelgan qiyin qistoqqa ilinish va noma'lum moddalar o'qil qilib urilish qatorliq jinoyatlar o'tirg'a qo'yilgan. Mazkur advokatlarning aytishicha, gerçi Xitay Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasiga a'zo bo'lsa-mu, ammo Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasining tekshirish boshlash huquqi bor ekan. Chunki bir qism Uyg'urlar Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasiga a'zo davlatlarda tutqun qilingandan keyin Xitoyga topshirib berilgan. Advokatlar Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasidan Birmidagi qirg'inchilik vaqasini tekshirishni Xitoyning jinoyatlarini tekshirishda o'rnak qilishni talab qilgan. Rohingya delosida Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasining sotchilaridan tashkillangan bir guruhga 2019-yili sud kollegiyasining a'zo davlatlar zimminda sodir qilingan ba'zi jinoyatlarga qarata boshqaruv huquqi yurgizilaydiganligi haqida qaror chiqargan. Birma armiyasi oldingi yillarda Rohingya musulmonlarga keng ko'lamda ziyonkashlik qilib, necha yuz ming Rohingya musulmonlarini chegaradan Bengalga qochishga majburlagan. Birma Xalqaro Jinoiy Ishlar Sud Mahkamasining a'zosi bo'lsa-mu, Ama Bengal mezkur teşkilatka aza bolgallıktak delil bilen Birma armiyasiga karata dilo turguzulup teşhürülgen. Advokatlarının yetişçe, Xitayning cinayetleri haqqıda tepteş emeldarıga sunugan delil ispatlarda Xitayning sotlaş planlarının tepsilatı oturga koyulgan.
Mezkur delil ispatlarda Xitayının Xalqara Cinayi İşler Sot Mehkimisi'ye əza qoşuna devletler təvəlikide uyğurlarına tutqun qilib, onlarını mecburi halda Xitayga qaytırıp kitiş əhvallara oturğa qoyulğan ve bunun misali süpütüde uyğurlarının Tacikistan hükümeti arqılıq tutqun qilinganlıqını, onlarının Tacikistan'dan mecburi halda Şerqi Türkistan'a qaytırılğanlıqını tilg elib ötken. 20 iyun yeni ispatlarını oturğa qoyğan advokatlar bayanatıda Xalqara Cinayi İşler Sot Mehkimisi'nin əza devletler ziminde başlayan ve Xitayning qulida davomlashgan jinoyatlarga qarta bosh qurish huquqi borligini, shunga Xitoyga qartilgan tekshirishni darhol boshlashi kerakligini ta'kidlagan. Tashkilot birligi Malayziyadan kelgan tashkilot vakillarini kutib oldi. Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi 20 iyun Malayziyadan kelgan Abim va Vadaq tashkilotlarining vakili Muhammad Xayrul Anwar bilan Uyg'urlar uchun Malayziya fondining qurg'uvchisi Zuhri Yuhyi apandilarni kutib oldi. Mehmonlarni Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatilla O'g'usxon va Sharqiy Turkiston o'limalar birligining muavin raisi Sirojiddin Azizi ve Kökay İnsani Yardım Cemiyeti Reisi Abdurrahim Aziz Oğlu ve Şerqi Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Abdusalam Tekilmakan Katarlık Teşkilat Mesulleri kütü aldı. Körüşüşte mihmanlarga Şerqi Türkistan'ın növetteki vaziyeti, Xitayning Şerqi Türkistan xalqiga yürgizuvatkan irqi qırgınçılık cinayeti tunuşturulğandan sırt, teşkilatlar ara hemkarlığını küçeyteş meseleleri muzakara kılındı. Malayziyada zor təsirge ige Abim ve Vadaq təşkilatları yakından beri Malayziyada Şerqi Türkistan xalqını kollab köp qıtın paaliyet təşkilligen. Şundaqla Şerqi Türkistan vaziyeti cümleden Xitayının Şerqi Türkistan'da İslam dini ve Müslümanlarga karşı icra kılıvatkan cinayetlerini Malayziya hükümeti hem de Malayziya Müslümanlarga tunuşturuşta ünümlük rol oynayıp gelmekte. Tunis prezidenti yeni asasi kanunni İslam şeriatining talabiga yetkizishga tirishimiz dedi. Tunis prezidenti Kais Said 21 iyun yeni asasi kanunni İslam şeriatining maqsadiga yetish uchun xizmat qildiganligini bildirdi. Al Jazeera to'rining xabarida bildirilishicha, Tunis prezidenti Kais Said Tunis Kartaj aerodromidan Makkaga uchadigan tunji aeroplandagi hajilarni uzatish davomida so'z qilib, İslam dini masalasi insonlar bilan munosabatlikdir. Devlet bolsa İslam şeriatining maqsadiga yetish uchun tirishadigan vosita doğru degan. Xabarda qayd qilinishicha, Tunisda jumhuriyatning asosiy qonun loyihasini tuzishga mas'ul maslahat organining boshlig'i Tunis asosiy qonuni 1-bobidagi hozirgi mazmunning amaldan qoldirilishi mumkinchiligini o'tirg'a qo'ygan. Bildirilishicha, Tunisning 2014-yildagi asosiy qonunining 1-bobida Tunis erkin, mustaqil va egli huquqli davlat. İslam dini davlat dini, arab tili davlat tili. Devlet tüzülmesi cumhuriyet tüzümü bulup, bu tüzülme 1559 yıldan başlayıp Tunis'in asasi kanunu bulup geldi deyilgen. Kays Said sözü de ilgirki tüzümünün İslam'a zid ikerlikini bildirip, biz asasi kanun tüzüp çıkışta İslam dinine itikad kıldığan bir devlet hakkı da emez, belki İslam dinine itikad kıldığan ümmet hakkı da izdinimiz deyilgen. Kays Said sözü de yana, yeni asasi kanunun en gevdilik alayidliklerinin devletle birlikte ikerlikini düşündürgen. Tunis Prezidentlik Mahkemesi Düşenbe Seyit'nin Kartay Sarayı'da ötküzülgen uçuruş işten kiyen, Seyit'nin bayanatıda oturğa koyulgan ve Tunis Prezidenti terbeden elan kılıngan sında, Sadık'nın yeni asasi kanun lahiyesine tavşurup algalıqını elan kılgan. Tunis Bultur 25. iyuldan başlap eğir siyasi krizisga duç kılgen bulup, aynı vaxta Keis Seyit parametnin hukukunu tonlatıp, perman bilen kanun çıkırış ve hükümetnin funksiyasını tohtetiş, ve başka tallaşlarını özüçi alğan alahide tedbirlerini işgal salgan idi. Birkaçı siyasi ve puhravi teşkilatlar Said'nin bu tedbirlerini red kılgan idi. Germaniya Ukrayna'ya kural evetişine devamlaştırmaz dedi. Germaniya baş ministri Olaf Scholz Germaniya'nın zürür bolgan müddetkice Ukrayna'ya kural evetişine devamlaştırmalıqını etdi. Germaniya baş ministri Olaf Scholz Germaniya sanayet günü münasebeti bilen ötküzülgen yığında söz kılıp, garip devletleri Rusya'ya karşı yürgüzülgen imbargolarının devlet iqtisadığa ziyan salgalıqını, bırak bu imbargolarının muhim emeslikini bildirgen. O Germaniya'nın Litvaniya ve başka şerqi itibadaşlarını küçlü kollaydıqalıqını eskertip, bir iş nahayti inek ki, kollayışımızga ihtiyaclıq bolgan ahvalda Ukrayna'ya devamlı kural evetimiz degen. Germaniya hükümeti Ukrayna Rusya urushining dastlabki mezgilde Ukrayna'ya kural evetişte ihtiyacan siyaset yolga koyganlığı sebeplik Amerika ve Angliya qatarlıq nurgun NATO devletlerinin qattiq tanqidke duch kelgan idi. Ma'lum bo'lishicha
Germaniya sanayi sahasi ve turalgularını istitişte Avrupa'daki başka devletlerge karganda Rusya'nın nefet ve tabii gazıga bekerek tayindiken. Germaniya uruştun ilgiri tabii gaz ihtiyacının 55%'ini Rusya'dan kamdaydıgan bulup, yakınki küllerde bu ihtiyacını 35%'ge düşürgen. Germaniya hükümeti garip devletlerinin Rusya'ya karşı yürgüzgen embargolarını kollusu mu? Ama Rusya'dan gaz ihtiyacını derhal toxtışka karşı çıkıvatgan bulup, Rusya gazıdan pütülleri kutluş üçün vaxtka ihtiyaclık ikerlikini eskertmekte. Finlandiya baş ministri NATO'ya əza buluş müsabisi haqqıda toxtaldı. Finlandiya baş ministri Sanna Marin Türkiye'nin Finlandiya bilen Şivisiyanın Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı'a əza buluşuğa karşı turuş haqqıdaki məsilinin NATO başlıklar yığından ilgiri həl bulduğalıqıya işindiğalıqını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu'nun xəbirde qayt qılınışca, Sanna Marin devlet işleri ziyaretinde bulunan Kirodiya baş ministri bilen görüşkenden keyin bayanat elan kılıp, NATO'nun itibarlığını saklap kılışı kerehlikini, Finlandiya bilen Şivisiyanın uzun müddette NATO'nun güçlendirgalıkını utturğa koygan. Marin Finlandiya'nın NATO'ya əza buluşuğa karşı çıkış meselesinin 28-29 iyun külleri, İspanya'nın paytaxtı Madrid'de ötküzülmekçi bulunan NATO başlıklar yığından ilgiri həl bulduğalıqıya işindiğalıqını, NATO'nun işini uçuk kaldırı siyasete astıda çare tedbir oturuğa koyduğalıqını ilgiri sürgen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşük şahsilerini Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.